abi. İktidar önde değil. Yine onların yapmış olduğu bir kompleks diyorum ben. Çünkü hep kendi taraflarından bir şeyler yapmanın peşindeler. Nasıl hiçbir şeyin gerçekten adaletli olmadığı şekilde ilerlediği gibi bunun da bir komple olduğunu düşünüyorum. Ki kesinlikle de öyledir. Sadece düşünce olarak değil. Kesinlikle değil. Her şeyin örtüldüğünü düşünüyorum. Ve bizim hani insanları yıldırmaya çalışıyorlar. Biz öndeyiz zaten bu kazanamayacak diyerek diğer insanlar atıyorum oy kullanırken oy masasını terk etmesine yol açıyorlar. Ama aslında öyle olmuyor. Oylar rekabete girerken bile biz öndeyiz diye gösterip kendi aracılığı yaptığı, anlaşma yaptığı kanallardan masayı insanların terk etmesini, insanların umudunu yitiriyorlar. Kesinlikle eşit, adaletli bir sistem değil ve yalan söylüyorlar. Yani muhalefet konuşsa da iktidar üzerine örtüyor. Yani bir şey söylese de üstüne başka bir şey atıp hemen kapatıyorlar üzerine. Kesinlikle iktidar hep üstte. Üstte olmadığını hiç kimse istemese de yine üstte kalıyor. Şimdi ben böyle bu mücadelelerin şu aşamada girilmesine karşıyım. Yani bu mücadeleler yok 15 puan, yok 5 puan, yok 10 puan. Bunlar sadece algı yaratmak için yapılan, algı yaratmak için yapılan bir durum. Algının olmasını sağlayacak bir durum. Yani böyle şeyleri vatandaş sandıkta belirler. Sandığa gidildiği zaman, oy atıldığı zaman ne olacağı her şey sandıkta olur. Türkiye'de bugün iktidar önde olabilir 2-3 puan veya 5 puan veya muhalefet 2-3 puan, 5 puan geride de olabilir. Bu bence önemli değil. Zaman gelir, dönem gelir, tavır gelir, halk gerekli tavrını koyar. O zamanki artık siyasi akışta ne olur ne biter. Yani günübirlik siyaset yapıldı Türkiye'de. Bu günübirlik siyasetin neticesinde yarın olacağı bilinmez. Yani hem iktidar açısından söylüyorum hem muhalefet açısından da. O gün ne olur bir şey değişir. Komple değişir. Her şey bir günde değişiyor bazen Türkiye'de. Her şey bir gecede değişiyor. O zamanda yaşadık bunları. Bir gecede değişiyor. Bunları da bir şekilde o zaman. Yani bunlara girmeye gerek yok yani. Halkın iradesini, hür iradesini ve sosyal demeyeyim. Yani bir şekilde seçme ve seçilme hakkını bırakacaklar. Oradaki artık vatandaşın tercihidir her şey. Yavrum ben emekliyim. Benim gibi binlerce kişi hani benim düşündüğümü düşünüyor. Emekliyim, asgari ücretlerken binlerce kardeşimiz var. Geçinemiyoruz. Kesinlikle yani. Lütfen onları sandığa gömeceğiz. Bunu böyle bilsinler. Peki şu anda... Emekli, işçi, memur. %70'in üzerinde oy alacak muhalefet. %30 sandığa gömeceğiz onları. Ankara bunu böyle bilsin. Yok o yanlış bir olay. Yani ben ona katılmıyorum da. Ben ona katılmıyorum. Bu oy olayı bir kapalı kutudur. Şimdi bugün AK Parti'ye oy veren insanların aşağı yukarı %10'u kaydı. Bu diğer partilere dağılacak. Dağılacak. Onun için ben ona katılmıyorum. Bir kere Soylu bir kere kendine baksın. Soylu kendine baksın. Ben o kadar diyorum. Çep yalan onlar. Hiç ben iyi görmüyorum onları. O şey Peker'i seyrettim mi? Peker'in dedikleri hep doğru çıkıyor doğru. O full seyrettim ben onu. Peker'in dedikleri hep doğru çıkıyor. Onu geldim hemen kanalı kapatıyorlar. Hemen su istiyor. Mümkün değil. Millet tamamen bu AK Parti'den kopmuştur. Başka bir şey diyemem. Kopmuştur halk. İsyanda. Pahalılık. Ekonomi, işsizlik. Her şey var.